Sevgili Muğla TV seyircileri, öncelikle hepiniz 7 Renk 7 Yöre adlı programımıza hoş geldiniz. Bu pandemi döneminde hepimiz biliyoruz ki evdeyiz. Bu evde kaldığımız süre zarfı içinde hem ailemize güzel vakit geçirmek hem de Türk halk oyunlarımızı doğru bir şekilde öğrenmek için elimizden geleni yapacağız. Karşılıklı böyle bir çalışma yapacağız. Şimdi öncelikle yöremiz olan Muğla'da başlayacağız. Daha sonra programımızın adından anlaşılacağı üzere 7 renk 7 yöre diye bunu 7 yöreye yayacağız. Tabii bu 7 yörede şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün oyunlarımızı göstermeyeceğiz. Öğretmeye çalışmayacağız. Çünkü bu zahmetli bir iş ve uzun süre sürmesi lazım. Bu yüzden sadece belli başlı her yöreden, 7 yöreden belli başlı oynayabileceğimiz yörelerimizin oyunlarını göstereceğiz. Şimdi öncelikle dediğim gibi yöremiz olan Muğla ile başlıyoruz. Tabii önce burada Muğla Zeybeği'nden başlayacağız. Muğla Zeybeği'nde öncelikle kadın ve erkek duruşlarından başlayacağız. Temel figürlerimiz olarak. Şimdi öncelikle kadın figürlerimizle başlıyoruz. Kadın temel duruşumuzla. Şimdi bu temel duruşumuzda önemli olan Zeybek'te, daha doğrusu şöyle de bir şey söyleyeyim. Zeybek devamlı sol ayakla başlar ve 8 sayı. 8 sayıda bitirilir. Bunları hiçbir zaman için unutmayalım. Şimdi kadın tavırımızda oyuna başlamadan önce sol ayağımız sağ ayağımızın yanında ve sol parmak ucundayız. Ellerimiz ise yanda açık, bileklerden şu şekilde kırık bir şekilde oyuna başlarken ve oyunu veya figürü bitirirken tekrar alacağımız pozisyon budur. Buna biz tavır diyoruz. Kadın tavırı. Zeybek'te kadın tavrı. Bu kadınlarımız için bu duruşumuz, yani tekrar söylüyorum, oyuna başlamadan önce bu şekilde ve figürümüzü bitirirken de tekrar başladığımız pozisyona geliyoruz. Yani burada önemli olan sol parmak ucundayız, sağ ayağımız yere tam basık şekilde ve sol dizimiz hafif kırık önde. Bu şekilde dik bir şekilde bekliyoruz ve ellerimiz yanda, bileklerden şöyle bir kırık şekilde bekliyoruz. Daha sonra şimdi erkek tavrımızı gösterelim. Erkek tavrımızda gene aynı bayandaki gibi oyuna başlamadan önce alacağımız vücut pozisyonumuz ve figürü bitirirken alacağımız vücut pozisyonumuzdur. Ayaklarımız erkeklerde bir omuz hizası açık, parmak uçlarımız karşıyı gösterir şekilde ve kollarımız yanda, dirseklerden kırık, avuç içlerimiz arkamızı gösterecek şekilde dik bir şekilde bekliyoruz. Burada önemli olan erkeklerde göğüs dışarıda ve baş dik bir şekilde karşıya bakıyoruz. Bu da erkek tavrımız. Şimdi bir şöyle bir çalışma yapalım arkadaşlar hep beraber. Şimdi herkes ben hop dediğimde kadın kendi duruşunu alacak, erkek kendi duruşunu. Hazır. Hop. Ben şimdilik kadın duruşunu yapıyorum. Tavrını yapıyorum. Evet. Evet, çok güzel. Bırak. Evet, bir komut daha vereceğim. Tekrar tavrımıza geçelim. Şimdi erkek tavrını yapacağım ben. Hop. Geçtik. Güzel. Şimdi burada erkekler için bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle ayak çok böyle açık veya şu şekilde kapalı olmasın. Bunu tekrar hatırlatayım. Çünkü bunu hep yapılan bir yanlış. Ayak dediğimiz gibi bir omuz genişliği açık ve kollarımızı tutarken de şöyle omzumuzu kaldırmayalım. Normal, bakın normal. Şu. Hiç kendinizi sıkmadan avuç içlerimiz geri arka tarafı gösteriyor. Bakın parmaklarınızı da şöyle sıkmayın. Parmaklar da serbest. Rahat bir pozisyonda duruyorsunuz. Evet, çok güzel. Şimdi bunlar tavırlarımız. Bir de şu bir figürümüz daha var. Devamlı kullanıldığımız Zeybek'te
figür değişimlerinde, figür geçişlerinde ve biraz daha gösterişli olması için kullandığımız bir figür var. Bu da temel figürlerimizden birisi. Seri yürüme. İsmi seri yürüme. Bu seri yürümede şimdi yapacağımız şey, çalışmamızın başında söylemiştim. Sol ayakla başlıyoruz. Zeybek her zaman için unutmayın, sol ayakla başlar. Tekrar hatırlatıyorum ve 8 sayıdır. 8 zamanlıdır. Şimdi şunu söyleyeyim. Seri yürüme dediğimiz şey, bakın, normal yolda yürüdüğümüz şekilde yürüyeceğiz. Ekstra kendinizden bir şey katmayın veya katmaya çalışmayın. Çünkü o zaman yanlış oluyor. Mesela ben bir göstereyim. Mesela bir kadın seri yürüyüşünü göstereceğim. Burada önemli olan, bakın, kolları yanda sallayabilmek. Yani şu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seri yürüyüş dediğimiz şey bu. Burada önemli olan, kadının için söylüyorum, ellerimiz, avuç içimiz karşıyı gösteriyor ve sadece dirseklerimizden kırarak sallıyoruz kollarımızı. Yani bakın, kadınlarla, bayanlarla şöyle bir çalışma yapalım. Bütün bayanlar şu kollarını bir çevirsin, avuç içi karşıyı göstersin. Sadece yerimizde şunu yapıyoruz, bakın. Sol kolumu öne atıp kırdığımda sağ kolum geride. Sağ kolumu getirdiğimde sol kolum. Şu. Bakın. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Normal yolda yürüdüğümüzden inanın hiçbir farkı yok. Sadece kollarımızı çevirip sallıyoruz. Yani normal yolda yürürken şöyle yürüyoruz ya. Böyle yürüyoruz. Bunu biraz daha ritimlisini yapıyoruz. Bakın. 2, 1, 2. Bakın, tekrar yolda yürüyorum. Şimdi normal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yani yolda yürüdüğümüz yürümeyle bir farkı yok. Sadece biraz daha ritimli. Yani ayağımızı bastık, yükseldik, bastık, yükseldik şeklinde düşünün. Erkeklerde de aynı. Şimdi erkeklerde de tavırdayız. Bakın, sol ayakla başlayacağız gene. Başladık, bakın. 1, 2, eller yanda açık. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Farklı hiçbir şey yok. Erkekler de şu çalışmayı yapalım. Hatta kadınlar da hazır olsun. Erkekler de hazır olsun. Hazır. Sadece yerimizde kol sallayacağız. Hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Çok güzel. Şimdi burada yapılan bir yanlışı söyleyeyim. Genelde herkesin yaptığı bir yanlış var. Burada kadında da erkekte de şöyle aynı el aynı kol yapanlar var. İşte en büyük hata bu. Yani şöyle yapan var. Bunlar yanlış. Burada önemli olan, rahat olun. Hiçbir şey, yani illa zeybek yürüyüşü diye düşünmeyin. Ve normal adımınızı atın. Yolda yürüdüğünüz şekilde adımınızı atın. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bu kadar. Hazır. Bir yerimizde tekrar kol sallama yapalım. Erkekler de tavrında, kadın da tavrında. Hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Şimdi erkeğe geçtim. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Çok güzel, evet. Şimdi bunu gelin küçük bir daire çizerek oynayalım. Benim komutumla beraber
Her sayıda bir adım basılacak. 1, 2, 1, 2. Her sayıda bir sol, bir sağ. Bir sol, bir sağ. Basmak suretiyle. Bir de aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Zeybek'te ilerleyen zamanlarda, bunu da aklınızda bulunsun, o zaman geldiğinde söyleyeceğim. Sayı sayarken, önce sayıyla öğreneceğiz. Sayı sayarken 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye sayacağız. Bunu unutmayın. Bunu hatta bu şeyimizde bile yapabiliriz ama şimdilik yapmayacağız. Seri yürümede yapacağız, yapabiliriz ama şu anda yapmayacağız. Şimdi hazır, seri yürümeyle başlıyoruz. Şimdi ben erkek yapacağım. Bayanlar da hazır, sizle beraber yapıyoruz. 3, hop, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, 1, 2, bayana geçtim. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sıkma kendini. Bırak, kolların gidecek zaten. Bırak, evet, çok güzel. Evet, yerinde say şimdi. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Çok güzel, çok güzel, evet. Sıkmayın, yeter ki kendinizi sıkmayın. Kolunuzu, ayağınızı sıkmayın. İlla ben böyle yapacağım diyor. Bırakın zaten, o kendisi gidecek. Kolunuz, ayağınız gidecek. Siz kendinizi sıkmayın. Evet, şimdi şöyle bir bilgi daha vereyim. Çalışmamızın başında söylemiştim. Hatırlıyorsanız zeybek 8 sayıdan oluşur. Yani 8 sayıda bitireceğiz. Bu 8 sayıda bitirme nasıl olacak? Mesela şimdi bu seri yürümede yapalım. Bakın şimdi. Başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sayıda geldiğim, daha doğrusu başladığım noktaya geri geliyorum. Bunu bir de V'li sayalım. V'li saydığımızda daha iyi anlayacaksınız. Az önce söylemiştim yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye. Şimdi V'lisini sayalım. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8, 2, 9, 2. Anlaşıldı mı? Şimdi V'li sayalım. Hem erkek hem bayan. Şimdi bu seri yürümemizi V'li sayarak yapalım. Hazır. Hazırları göreyim. Evet. Güzel. Hazır. 3. O. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 bitir. 9 bitir. Bakın tekrar başladığım pozisyona geri geldim. Evet. Son bir kez daha tekrar edelim bunu. Bunu devamlı tekrar ettikçe zaten oturacaktır. Hani bir anda hemen olmasını beklemeyin, yanlışlarımız mutlaka olacaktır. Önemli olan o yanlışları düzeltip doğrularını yapabilmek. Bir daha yapalım. Şimdi kadınınkini yapıyorum. 3 hop 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8, 2, 9, 2. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bu sayı saymalarda bir şey daha söyleyeyim size, kafanızı karıştırmasın. Birler, yani sayılar, davulun tokmağını. Simgeler, V'ler ise davulun çırpı dediğimiz arkadaki küçük vuranını, vuran çırpıyı simgeler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Zaten ilk başlarda sayıyla oynayacağız. Daha sonra zamanla zaten müzikte bu şey olacaktır. Oturacak size. Evet.
Şimdi gelelim kadın ve erkek kolça kaldırmaya. Şimdi önce kadından başlayalım. Şimdi kol kaldırmamızda hani demiştim ya, zeybek sol ayakla başlar. Bunu hiçbir zaman için unutmuyoruz. Şimdi tavırımızdayız. Burada yapacağımız iş, komut geldiğinde sağ elimiz tam şu kemer göbek hizasına gelirken sol elimiz arkada şu bel hizasına gelecek. Şu şekil. Şöyle yandan da göstereyim. Şu şekil. Evet, güzel. Şimdi erkekte de aynı olacak. Mesela tavırdayız. Hop dedik. Burada aldık. Bakın sağ el kemer hizasında, göbek hizasında. Sol el erkekte de bel hizasında. Ama burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Kesinlikle bu eller şu şekilde yapışmayacak. Yani şöyle bir yapışma göbeğe veya sırta bir yapışma olmayacak. Şöyle bir karış kadar bir mesafede olacak. Tamam. Evet, hazır. Sadece kol kapatacağız. Hop. Evet. Sağ el önde, sol el arkada. Evet, bayan. Bayanlar hazır. Hop. Güzel. Şimdi buradan bir de kol kaldırışımız var. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Normalde muğla kadın kolu şu şekilde kalkar. Yaptık, kaldırdık, şu şekilde tutar. Bunun anlamı eskiden köylerde, siz de takdir edersiniz ki, düğünlerde, derneklerde oynarken kadınlar biraz böyle utangaç oynarlardı. Hani utanırlardı oynarken. O yüzden şu kolları şu şekilde tutarlar. Ama günümüzde artık bu kol tutuşu şu şekilde geldi. Hani şu da doğrudur bayanlarda, bu da doğrudur. Hangisi rahat ediyorsanız, hangi kol tutuşunda rahat ediyorsanız onu tutabilirsiniz. Dediğim gibi hani şu iki kol tutuşu da doğrudur. Şu da, şu da. İkisi de doğrudur. Burada önemli olan yeter ki şu avuç içlerimiz karşıyı göstersin. Başka da bir sıkıntımız yok bu konuda. Erkeklerde de aynı. Şimdi erkeklerde tavırdayız. Hop dedik, kolu kapadık. Hop dedik, kolları açtık. Bu ellerimiz şu başımızın hizasında, avuç içi yeri gösteriyor. Parmaklarımız açık ve hafif dirseklerimiz kırık. Buna Muğla yöresinde, sözün meclisten dışarı, öküz boynuzu denir. Bu kol tutuşunun adı öküz boynuzu denir. Evet. Tutuşumuz bu. Burada önemli olan dediğim gibi eller baş hizasında, kol dirsekler hafif kırık, avuç içi yeri gösteriyor. Ve baş tekrar tabii ki dik. Karşıya bakıyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi şöyle bir çalışma yapalım. Kadın da kendi tavrına geçsin. Erkek de kendi tavrına geçsin. Komutumla beraber burada iki komut vereceğim. Hop diyeceğim. Birinci komutta kolu kapatıyoruz. İkinci komutta kaldırıyoruz. Kadın kendi kolu kaldırmasını, erkek kendi kolu kaldırmasını. Evet, hazır. Ben şu anda kadınınkini yapıyorum. Hop. Kapadık. Hop. Açtık. Evet, güzel. Bir daha alalım. Evet, şimdi erkeğinkini gösteriyorum. Hazır. Hop. Kapadık. Hop. Açtık. Evet, çok güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi burada bir sıkıntımız yok. Dediğim şeylere dikkat edersek buradaki kol kaldırmalardaki sıkıntımızı yok etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey daha yapalım. Seri yürümemizi yapalım. 8'de bitirelim. Hop diyeceğim. Kolumuzu kapatıp
İkinci hopta açıyoruz. Kadın kendi kolunu, erkek kendi kolunu yapıyor. Hazır. Şimdi ben kadınınkini yapacağım. Erkekler siz de hazır. Hep beraber seri yürüme yapıyoruz. Seri yürümeyi bitirir bitirmez komutlar geliyor. Hazır. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ki dokuz ki hop kapadın hop açtık. Güzel. Şimdi bir kez daha yapalım. Bu sefer erkeğinkini yapacağım. Erkek ve kadın gene hep beraber yapıyoruz. Hazır. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ki dokuz ki hop kapadık hop açtık. Güzel. Evet, bunları unutmuyoruz. Bunları her çalışmamızın başında tekrar edeceğiz. Bu zeybekte hangi zeybeği oynarsanız oynayın, Denizli yöresi oynasanız da geçerli, Manisa'da geçerli, İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, her zeybekte bunlar olmazsa olmazlar. Her zeybeğin temel ana figürü bunlar. Şimdi gelelim, hani az önce kol yapmıştık. Kolumuzu kapatıp kol çekmiştik. Kol çekmedir bunun adı da, diğer bir adı da. Gelelim diğer bir temel figürümüze. Zeybek'te olmazsa olmazlardan. Şimdi tavırdayız. Burada hani demiştik ya çalışmamızın en başında zeybek sol ayakla başlar diye. Şimdi burada kolumuzu kapatırken sol ayağımızı öne uzatacağız. Şimdi önce bayanlardan başlayacağım. Burada bayanlarda bir ince bir nüans var onu söylemek için. Şimdi tavırdayım. Hop dedim bakın. Sol ayağımla şu kollarım aynı anda hareket ediyor. Sol ayağım önde ama burada kadınlardan bir şey rica edeceğim. Şu kadar öne atmanıza, uzatmanıza gerek yok adımı. Sizinki biraz daha narin ve sadece hareket görülsün yeterli. Yani şu. Şu kadar çıkarmanız yeterli. Tamam mı? Bunu yapalım bir. Bayanlarla. Hazır. Hop. Bu. Tamam mı? Güzel bayanlar. Evet. Şimdi gelelim erkeklere. Şimdi erkekler bayanlar ne kadar naif ve zayıf yapıyorsa biz de bir o kadar gösterişli ve sert yapacağız bu figürü. Çünkü artık oyuna başlıyoruz. Figüre başlıyoruz. Yani erkeğinki de şu olacak. Tavırdayım. Komut geliyor. Hop dedim buradan hemen tak diye çıkartıyorsun ayağı. Bak bizimki daha sert ve biraz daha öne ve diz kesinlikle kırık değil. Kadında da kırık değil. Onu söylemeyi unuttum özür dilerim. Kadında da kırık değil. Sadece düz. Hafif uzatıyorsun. Erkekte ise biraz daha öne. Şu. Tamam mı? Evet. Hazır. Tavırlarımızı alalım. Evet. Aldık. Komutunla beraber ayak uzatmayı yapacağız. Hazır. Kol kapatmaları da unutmayın. Hop. Evet. Çok güzel. Bir daha. Hazır. Şimdi bayanınkini yapıyorum. Hazır. Hop. Güzel. Şimdi burada bir şeye daha gelelim. Ayağımızı uzattık. Şimdi artık hani hatırlıyorsunuz az önce beraberce bir ve iki ve üç ve dört ve diye saymıştık ya işte V'leri kullanacağımız asıl yerde şimdi geldi. Şimdi burada sayılarda yani bir, iki, üç, dört sayılarda adım basacağız. V'lerde basmadığımız adımı diğer ayağımızı çekeceğiz. Tamam mı? Şimdi şunu yapalım sadece. Ben hiçbir elmel yapmayın şimdilik.
Ben komut vereceğim. Kadın da erkek de aynı anda. Hop diyeceğim. Sol ayağını kaldırıyor. Bir. V dediğimde sol ayağımı basıyorum. V dediğimde sağ ayağımı çekiyorum. Bakın. Kadınların ayağını çekerken sağ ayağının şekli şu olacak. Hani çok böyle kaldırmasına veya şöyle geriye veya şu kadar öne almayacak. Bu aynı şeyler erkekler için de geçerli. Orada tekrar hatırlatacağım. Ayağımız, bastığımız ayağımızın, yani sağ ayağımız, sol ayağımızın direk hizasında olacak. Bir de yandan şöyle görürsün. Şu. Anlaşıldı mı? Hani şöyle geride, önde, şöyle yukarıda değil. Şu. Kadınınki biraz daha naif ve zarif olacak. Erkeğinki ise az önceki ayak basmada söylediğim gibi biraz daha sert, net ve keskin olacak. Yani bakın. Hop dedim bakın. Bir ve erkeğin diz kalkacak. Yani şurada bir 90 derece olacak. Bilek geri gösterecek. Bilek sıkılacak ayak bileği ve yanda. Diz hizasında. Gene aynı. Kadın da söylediğim gibi arkada değil, önde değil veya şurada değil. Erkeğinki burada. Anlaşıldı mı? Şimdi bu söylediğim hususlara dikkat ederek şu bir V'yi bir yapalım. Hazır. Sadece ayak basma yapacağız. Kolumuzu sonra birleştireceğiz hepsini. Hazır. Üç. Hop. Bir. Ve. Ben şu anda erkeğinkini yaptım. Evet. Şimdi kadınınkini yapacağım. Hazır. Hep beraber yapıyoruz. Hazır. Hop. Bir. Ve. Güzel. Evet, son kez tekrarlıyoruz. Bundan sonra kollarımızla ayaklarımızı birleştireceğiz artık. Evet. Hazır. Üç. Hop. Bir. Ve. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Kolsuz adım atmamızı gördük, yaptık. Şimdi gelelim kollarla ayaklarımızı birleştirmeye. Az önce dediğim gibi. Yalnız şeyi kesinlikle unutmayın. Kollarda çalışırken söylediklerimi kesinlikle kollar yapışmıyor. Hemen bir karış mesafesi var. Bakın. Öndeki kolum tam böyle göbek hizamda, arkadaki kolum da bel hizamda. Şimdi önce kadınlarınkini göstererek başlayayım. Bu sefer hem basıp, ayağımızı basıp kollarımızı kaldıracağız. Hazır. Şimdi gösteriyorum bakın. Komut geliyor. Hop. Bir. V. Bakın. V'de sağ ayağım ve kollarım aynı anda havaya kalkıyor. Bir daha gösterelim. Yapalım. Hazır. Hop. Bir. V. Evet. Çok güzel. Güzel güzel. Hiç moral bozmayın. Çok güzel gidiyorsun. Evet. Şimdi gelelim erkeklere. Ne demiştik burada erkekler için? Bu adım basma çalışmasında biraz böyle gösterişli, sert, keskin ve net. Hazır. Hop. Bir. Ve. Elleri unutmayın. Bacaklar için söylediklerimi unutmayın. Eller için söylediklerimi unutmayın. Güzel. Bir daha yapalım. Hazır. Hop. Bir. Ve. Çok güzel. Evet. Şimdi kadın ve erkek hep beraber yapıyoruz. Evet. Hazır. Ben şimdilik kadınınkini gösteriyorum. Şu anda hep beraber yapıyoruz. Üç. Hop. Bir. Ve. Güzel. Evet bir daha. Üç. Hop. Bir. Ve. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Buraya kadar geldik.
tavırlarımızı öğrendik. Seri yürümemizi çalıştık. Adım basıp kol çekmeyi gördük. Şimdi geldik kollu düz dediğimiz harekete. Adımımızı basıp çektikten sonra tabii ki yürümemiz var. Bunun adı da kollu düz. Şimdi bu kollu düz figürümüzde yapacağımız en büyük şey çektiğimiz ayağı sallamak. Kadında da erkekte de aynı. Şimdi beni iyi seyredin. Kimse bir şey yapmasın, sadece seyretsin. Şimdi seyredin bakın. Sol ayağımla başlıyorum. Gene küçük bir daire çizerek yapacağız bunu. Şimdi bu küçük daireyi çizerken kesinlikle çok büyük çizmeyin ki dağıtmayalım figürü. Şimdi seyredin. Başlıyorum. Kolları yapmayacağım. Sadece ayakları yapacağım. Ayaklara odaklanın. Şu bakın. Başladım. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve diye gidecek. Şimdi bunu niye gösterdim? Burada sizden yapmanızı istediğim şey şu. Çektiğiniz ayağı lütfen şurada sanki bir top varmış gibi düşünün. Topa vur. Çek, salla. Çek, salla. Çek, salla. Çek, salla. Çek, salla. Şimdi sadece yerimizde şu çalışmayı yapalım. Çünkü bu sallamayı yapmazsak arkadaşlar ritme gelmiyor. Ritim siz oynuyormuşuz gibi görülüyor. Figür doğru ama ritimle bir gitmiyor. Yani örtüşmüyor figürle ritim. Bu sallamayı yerimizde sadece şu şekilde yapalım. Bir, çek, salla. Çek, salla. Çek, salla. Çek, evet. Çek. Erkekler tabii kendi düz çekmesini. Kadınlar kendi düz çekmesini. Evet. Şu sallamayı yaptığımız anda artık bu figür oturmuş demektir. Güzel. Şimdi bir de kollarımızla yapalım. Bas, çek. Kollarımızı kaldırıp yürümemizi yapalım. Hazır. Şimdi önce erkeklerinkini gösteriyorum. Bakın. Hazır tavrımı aldım. Al. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz bitir. Dokuz bitir. Evet şimdi bir de bayanlarınkini yapalım. Biraz sonra hep beraber yapacağız. Şimdi bayanlar hazır. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ki dokuz ki. Güzel. Şimdi şurada bir çalışma daha yapalım. Bitirme çalışması. Bitirme çalışmasını bilerek bu figüre getirdim ki kollar havadayken indirme. Şimdi özellikle erkeklerde bir şey isteyeceğim burada. Bitirme çalışmasında arkadaşlar. Şimdi erkek için söylüyorum bakın. Yedinci sayıda sağ ayağım havada. Yedinci sayıda. Artık yedinci sayıdan sonra kesinlikle öne, geriye falan adım almıyorum. Bakın havada hemen yanına koyup bir, iki. Anlaşıldı mı erkekler? Şimdi bütün erkekler sağ ayaklarını ve ellerini kaldırsın havaya. Yani yedi ve sekiz bitir. Dokuz bitir. Anlaşıldı mı? Hazır bir daha. Kaldırdık. Yedi ve sekiz ki. Dokuz ki. Güzel. Evet bayanlar sizin de aynı bakın. Yedi. Yedi ve de sağ ayağımız havada. Burada hemen sağı koyup bakın. Sağ ayağım havada bak. Sağı koyup sol ayağımın burun ucunda dizimi çıkartıp bitiriyorum. Bakın bir daha gösteriyorum. Yedi ve sekiz bitir. Dokuz bitir.
Anlaşıldı mı? Şimdi kadın da erkek de sağ ayaklarını 7 V'lere gelsin. 7 V'lere geldik. Şimdi 7 V'lerden hemen bitirişe geçeceğiz. Şu bitirişi oturtalım iyice. 3, hop, 7, 8, bitir. 9, bitir. Güzel. Bir daha. 7 ve 8, 2, 9, 2. Güzel. Ha, burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu da göstereyim. Hatta çalışalım. Yapmak isteyen yapabilir. Şimdi Muğla'yı diğer yörelerden ayıran bir erkeklerde özellikle bir figürümüz var. Daha doğrusu bitiriş şeklimiz var. Kol kapatıp açarak bitirir Muğla. Bunu söyleyeyim veya çalışalım. Yani şu yani demek istediğim. 7 ve 8 2 9 2. Yani burada kapatıyorsunuz erkekler. 7 V'de bakın kapattık, attık. Kapat, at. Kapat, at. 1 2. Bu Muğla'ya özgü bir bitiriş. Muğla'da, diğer yani Aydın'da, İzmir'de, Denizli'de, Manisa'da bu bitiriş yoktur. Hani Muğla'yı diğer zeybeklerden ayıran en büyük özelliklerden biri bu. Deneyelim erkeklerle. 7 ve şimdi bak. 8'inci sayıda bak. 8 2 9 2. Bir daha yapalım. 7 ve 8 2 9 2. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi bunu en baştan alalım. Erkekler şu bitirişi yaparak bitirsin. Dediğim gibi bunu sadece bilmeniz amaçlı söylüyorum ha. Yapamıyorsanız da direkt şu şekilde de bitirebilirsiniz. Seçim size. Evet, hazır. Şimdi 8 sayımızı alıyoruz. Bitirişimizi yapıyoruz. Erkeğe yapıyorum. Bayan da yapıyor şu anda bizle beraber. Bayanlar da yapıyor. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 2 9 2. Bir de bayanlarla yapalım. Bayanlar hazır. Erkekler siz de hazır. Hep beraber yapıyoruz. 3 hop 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 2 9 2. Çok güzel. Şimdi belki şunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Müzikle ne zaman oynayacağız? Müzikle ne zaman oynayacağız? Evet, haklısınız. Biraz sayıyla oynamak sıkıcı geliyor. Bana da sıkıcı geliyor, inanın. Ama müzikle daha doğru oynayabilmek için sayıyla bu figürleri oturtmamız lazım. İsterseniz şöyle yapalım. Ben müzik vereyim. Müziği vereyim ağzımla. Siz de hem figürü yapın hem de sayıyı sayın. Yani şöyle. Mesela Muğla TV'nin müziğini vereceğim. Ram dararari ram dariray day ram day ram. Ram dararay ram day 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 ram dariray day ram dam. Nari nari nam nam darari nam. Yani siz de figürü yaparken 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye sayın bakalım. Bir deneyelim öyle. Hadi bakalım. Müziği veriyorum ben. Figürümüzü yaparak da sayacağız. Pardon. Hazır bayan yapıyorum ben şimdi. Bayanın figürünü yapıyorum. 3 hop. Ram da 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 ni nam da ni nay nay ram da ram. Ram da 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 nam da nay nay nam da ni nay nay nam da. Nay nay nam nam da da ni ni nam. Sayabildiniz mi? Bence saydınız. Bir de erkeklerle yapalım. Bayanlar siz de devam ediyorsunuz bizle hadi. Hazır. 3 hop.
Ram da 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 ram da 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 ram da ram ram da 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 ram da 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 ram da 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 ram da 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 ram da 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 da. Nasıl oldu mu? Bence biraz daha sayıyla devam edelim. Şu anda hemen olmamıştır. Teklemeler olmuştur mutlaka. Yapanlar da olmuştur mutlaka. Ama dediğim gibi sayıyla oturtmadığımız sürece müzik de biraz zor oluyor. Çünkü o örtüşmüyor. Ama zamanla inanın müzikle çalışma yaptıkça artık sayıyı bile saymayacaksınız. Müzikle oynayabileceksiniz. Hazır, bir daha yapalım. Hazır. 3. Ram da da da. Pardon, ben de özür diliyorum. Şimdi bir daha kollu düzümüzle devam edelim. Hazır. Hop. Ram da 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 ram da 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 ram da ram. Ram da 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 ram da 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 ram da 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 ram da. Na 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 na. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çalışma yapalım. Şimdi bugün Zeybey, Muğla Zeybey'in veya Zeybey'in temel ana figürlerini gördük. Kadın ve erkek tavırlarını gördük. Bunlar temellerimiz. Dediğim gibi her Zeybek'te bunlar olmazsa olmazlar. Şimdi şöyle yapalım. Seri yürüyüşümüzü yapalım. Seri yürüyüşümüzü bitirip hemen oradan kollu düze geçeceğiz. Yani seri yürüyüşümüz neydi? Bakın gösteriyorum. Mesela bayanlar için gösteriyorum. Şu. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki diye. Yani bu seri yürümemizi ve kollu düzümüzü birleştiriyoruz. Artık iki figürü peş peşe yapacağız. Yapabilir miyiz? Bence yaparız. Bir deneyelim. Hazır. Erkekler siz de hazır. Ben şimdilik bayanlarla yapıyorum. İkinci tekrarımızı erkeklerle yapacağım. Erkekler hazır. Bayanlar hazır. 3 Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Evet, erkeklerle de yapalım bir. Hazır. 3 Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Hiç panik yapmadan yetişemeyeceğim korkusunu bir kere veya başlayamayacağım figüre korkusunu bir kere üstünüzden bir atın. Bitirdik. Mesela şunu yapalım hep beraber. 7 ve 8 bitir. 9 bitir. Hop! Hemen şunu çalışalım. Oradan figüre girmiş olacağız. Hazır. Hop! 7 ve 8 ki 9 hop! Şimdi 1 ve bu zamanla olacak bir şey. Zaten şu anda sizden hemen figürden figüre geçişteki reaksiyonunu hemen hop diye beklemiyorum. Bu zamanla çalıştıkça olacaktır. Şimdi bir tekrar daha yapalım. Seri yürümeyle
kolumuzu birleştirelim. Bir bakalım ne durumdayız. Veya şöyle yapalım. Bu sefer ben müzik vereyim. Siz gene içinizden sayın. Ben gene buradan sayacağım size. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi hazır bakalım. Şimdi erkekle başlayacağım. Bayanlar siz de bizle yapıyorsunuz. Hazır. Hop. Ram da ra na ni nam da ni nay nay nam nay nam. Ram da ra na ni nam da ni nay nay nam da ni nay nay nam nam. Na ni nay nam dam da ra ni ni nam. Ram da ra na ni nam da ni nay nay nam nay nam. Ram da ra na ni nam da ni nay nay nam da ni nay nay nam dam. Na ni nay nam dam nay nam. Şimdi bakın, müziği bilerek verdim ki biraz da kulağınızda artık şey olsun, gene dinsin diye. Evet, bugün tekrar hatırlatayım, tavırlarımızı gördük. Pardon, seri yürümeyi gördük, kollu düzümüzü gördük. Sizden ricam, bugün bir yarım saat, bir saat sonra aynanın karşısında kendinizle çalışmanız. En güzel çalışma sistemi aynanın karşısıdır. Bunu size belirteyim. Çünkü aynanın karşısında kendinizi görürsünüz, yanlışlarınızı görürsünüz. O yüzden aynanın karşısında çalışmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, 7 Renk 7 Yöre adlı programımız bugünlük bu kadar. Bu öğrendiğimiz figürleri lütfen evde tekrar etmeyi unutmayın. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın hepiniz.